Selam, herkese merhaba. Bugün bir konuda konuşmak istiyorum. O yüzden acaba Zoom mu yapsam diye düşündüm. Zoom değil ama canlı yayın yapmaya karar verdim. Benimle buna katılmak isteyen arkadaşlarım olursa onlara da beraber bakarız diye düşünüyorum. Herkese merhaba. Herkese iyi akşamlar. Bu acayip zor dönemde biz yokuz hocam Zoom'da demişler. Alırız yani orada bir sıkıntı yok. Ha evet yani akşam Zoom birazcık daha şey oluyor. Evet. Evet, daha fazla katılan var. Şimdilik birazcık bekleyeyim. Mutlu akşamlar hepimize. Evet, bir canlı yayın yapayım dedim. Bakalım nasıl olacak. Pek yaptığım bir şey değil veya birinden yaptığım bir şey genelde. Ama bu akşam özellikle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'miz için önemli ve hepimiz için çok önemli. İnşallah bir takım şeyleri fark edebiliriz. Başka türlü fark edebiliriz ve başka türlü fark ettiğimiz için de zuhur ettirebiliriz diye düşünüyorum. Söyleyeceğime başlamadan önce bakalım biraz daha katılım oluyor herhalde şu anda. Evet, bu arada çayımı alayım şöyle. Şimdi çok kişinin çok konuda ve çok şekilde kafası karışık bir dönem var bu dönem. Bu kafa karışıklığı bir sürü yere bakmaya, etmeye, koşturmaya sebebiyet veriyor, doğru. Evet. Bu canlı yayında şunu çok depremden ne anlamamız gerekir, nasıl aşacağız? İnşallah aşacağız ve buna da bir daha ihtiyacımız kalmasın. Çünkü bir depremin bir sürü boyutları var. Boyutlarından tabii ki bir tanesi doğru yapılaşma. Ve bu doğru yapılaşmayı sağlayacak hükümetin başımızda olması, bu birinci adım. Çünkü bu kadar atom bombası gibi olan bir depremde dahi bir Eskizli mi Hatay'da bir ilçede olan bir belediye başkanı yüzünden hiçbir evin hiçbir şey olmaması demek ki bunun olabildiğini gösteriyor bize. 99 depreminde de Tavşanlı'da demek ki bunun da olabildiğini gösteriyor. Fakat deprem birçok şeyi gösteriyor bize. Bir kere en fazla gösterdiği şeylerden bir tanesi ölüm ve acı çekmek. Doğru değil mi? Yani önümüzde bir acı çekenler, zorda kalanlar tablosu ve bir de ölüm var. Şimdi tabii ki ölüm gerçeğini birçok başka şekilde yaşıyoruz ama bu şekilde önümüze geldiği zaman bir felaket senaryosundan geliyor yani. İstanbul depreminin olacağını hiç düşünmüyorum. Gerçekten bana öyle demeyin. Bunların hepsi algı operasyonu. İstanbul depreminin olacağını ben öyle düşünmüyorum. Öyle değil yani. Bir deprem olgusu bu Türkiye'de şu anda çok büyük bir şekilde oldu ve
Gerçekten bir şeyi bitirdiğini düşünüyorum ve bizim bir başka boyutta da bir idraka gelebilmemiz için oldu, bizim için oldu, doğru. Şimdi bütün bir başka boyutta da bizim bütün o zerreler bizim zerrelerimiz, bu da doğru. Bir başka boyutta bizim aynalarımız, bu da doğru. Ve şimdi bu tabii bilinci ve şuuru nerede yaşadığımıza bağlı. Yani biz şuurumuzun sadece... Yok, hayır, yani ben öyle düşünmüyorum. Gerçekten öyle düşünmüyorum. O yüzden şimdi bir korkuyu bırakıp başkasına gitmeyelim. Başka bir şey söyleyelim şimdi. Ben çünkü bugün gerçekten başka bir şey söylemek istiyorum. Ve bunun bilhassa kadın cinsiyetinde olanların iyi dinlemesini istiyorum. Çünkü çok önemli. Yani gerçekten öyle. yani biliyorsunuz bir takım şeyleri ben kendimde deneyimlemediğim şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ve bunu görmem lazım ilk önce. Şimdi tabii ki canlı videoma bir moderatör ekle. O ne demek? Yani kim kötü bir şey yapmıyor? Ben çok acemiyim bunda. Ben yorum morum kapatmayı da bilmiyorum şu anda. O yüzden şöyle öyle yapmayayım en iyisi. Sonra öğrenirim. Bir şekilde öğrenirim tabii ki. Tabii ki biz çok, herkes çok üzüldü. Yani üzülmeyen bir tek zerre olduğunu düşünmüyorum ülkemizde. Yani tek bir zerre üzülmeden olmamıştır. Bir şey içinde bir üzülmüştür. En azından yani tabii ki bu kadar zorluk gibi görünen bir afete maruz kaldık. Yani ülkemiz tamam Boğaz çakrasında, Boğaz'dan geçmemiz lazım. Ve tam da bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. Boğaz çakrası, yani bütün bedenimizin şakraları olduğu gibi tabii ki yeryüzünde bir şakraları var. Ve yeryüzünün yani Türkiye, Anadolu toprakları zor bir yer yani, fakat tekamül için harika bir yer. Yani Cervantes bile Don Quixote'u burada bir süre eğitim aldıktan sonra geçirdi, yazdığını biliyorum. Diğer bir sürü şu anda mesela Rus yazarlar var. Tolstoy galiba. O da böyle bir duruma muhatap olup geliyor. Yani biz de şimdi bunun içindeyiz yani. Ve böyle bir toprakların, böyle bir oluşun, böyle bir harika bir veliler dolu olan bir memleketin doğmayı seçmişiz, öyle söyleyeyim. Ve bütün mutasavvıflar dediğimiz bizim çok sevgili olarak bir sürü şeyi anlatan, yaşatan, bizim önümüze koyan bir coğrafya. Ve ben Güneş Mavi Doğar kitabımda da söylemiştim. Yani şeyin gönül manasının ortaya çıktığı bir yer burası. Hak manasının da ortaya çıktığı bir yer burası. Şimdi benim diğer arkadaşlarım bilirler, ben daha çok hedef odaklı biriyim. Yani her durumda, mesela şimdi eğer bütün ülkemde yapılması gereken ne var? Bütün binaların tamamen çok çabuk... Japonya'daki gibi hiçbir etkilenmeyecek duruma gelmesi lazım, bu bir. İkincisi bilincimizin bir noktaya gelmesi gerekiyor bununla beraber. Gerçekten kadınların, şimdi kadın cinsiyetinde olanların, yani kadın cinsiyeti donanımında olanlardan bugün biraz bahsetmek istiyorum.
Çünkü gerçekten benim daha önce hiç ilgi duymadığım bir durumdu bu. Onu da anlatayım. Çünkü bilirsiniz benim yolculuğum tasavvufla geçti ve tasavvufta kadın erkek ayrımı olmaz. Çünkü Allah'a varmakta, Allah'ı fark etmekte veya özünüzü fark etmekte cinsiyet olmaz. Ve bu cinsiyetlerin ötesine geçerek bulunur bu. Peki bu cinsiyetlerin ötesine geçiliyor, özünüzü vuslat ediyorsunuz inşallah bu bir çabuk olur ve özünüz harika bir öz. Fakat daha sonra tekrardan burada bu Matrix'tesiniz. Şimdi bu Matrix'tesiniz ve bu Matrix'te ne yapacaksınız? Tamam, yani hiçbir şey yapmamayı seçip, yani hiçlik denilen yerde, yani boğaz çakrasından geçtiniz, hiçliksiniz ve gönlünüzde de bunu yaşıyorsunuz. Hiçbir hareket yapmayacak mısınız? Hayır, böyle bir şey değil. Yok, böyle bir şey değil. Nerede ne hareket etmeniz gerekiyorsa onu yapacaksınız. Nerede bir hareket yapmanız gerekmiyorsa onu yapmayacaksınız. Bunu size gönlünüz söyleyecek. Şimdi burada gerçekten yani hiçbir kadın erkek ayrımı üstünlüğü gözetmeyen biriyim hiçbir zaman. Ama burada kadınların çok 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 önemli bir durumu var. Bunun çok altını çiziyorum. Çünkü kadınlar bunu yapmayı başarırlarsa bütün sistem kurtulacak diyeceğim. Yani o derece. Yani neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü bu çok önemli. Şimdi diğer başka öğretilerde şöyle bir şey var, öyle değil mi? Mesela bana söyleniyordu işte Havva var ki Kur'an-ı Kerim'de Havva yok, Lilit var işte yılandan gelme Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu onu çok iyi bilmiyorum ve şunu çok iyi biliyorum, namaz sırasında kadınlar şöyle yapıyorlar, doğru mu? Yani istediklerini yapabilirler de böyle yapıyorlar. Çünkü Allah denilen sistem gönülde görülen, fark edilen bir sistem ve gönlü bu manyetik alanı tutuyorum diyor yani bir kadın. Ya gerçekten ilgimi çekti. Nasıl yani? Nasıl? Şimdi şöyle bir şey biliyorsunuz burada olanların birçoğu biliyorlar. Benim aktivasyonlarım var. Aktivasyon ne demek? Yani sen de Allah'ı ve özünü fark ettikten sonra tabii ki bir tasavvufla yol yürürsen bu başka türlü de olur ama birebir hepimizin olma imkanı yok. Fakat sizde bu Matrix'te var olan Adem sistemini fark etmen gibi ve kendi ademiyetini fark ettikten sonra İsa'yı fark etmen, Muhammed'i fark etmen ve şunu da çok fazla söylemiştim. Bu gönül manyetik alanında dişil bir alan burası ve bu dişil alanda zuhur eden letaifler, eril letaifler. Şimdi burada çok daha fazla önemli bir şey fark ettim. Bunu sizle paylaşmak için bu canlı yayını açtım. Şimdi bu bedenlerde Kundalini denilen yerde tam en altta Kundalini enerjisinin olduğu yerde ki bu yılanla anlatılıyor. Aslında bu kundalini enerjisi siz meditasyonlarla şöyle böyle işte neyse bu yukarı yani omuriliğinizden yukarı üçüncü gözünüze göre çıkması anlatılıyor. Aslında burada çok enteresan da bir şey var. Bu ön şak alt şakra eril olarak söylense bile kundalini dişil bir şey. Yani her şakranın bana göre erili ve dişili de o türlü olabiliyor. Orasına sonra bakarız.
Fakat tamam, sen işte bunun için bir sürü kundalini enerjileri, şunları bunları yapıyorsun. Benim şu dikkatimi çok çekti ve bunu sizle paylaşmak istedim. Şimdi siz bir idraka, bir farkındalığa geldiğiniz zaman tasavvuf yollarında ilk önce fiillerde, sıfatlarda ve vücutta mevcut Allah, yani zatının ve bütün kuvvenin her bir vücutta olduğunu öğrenirsiniz. Bunu öğrendiğiniz zaman zatıyla bir aşk yaşarsanız Musa'ya ve birdenbire boyutsal büyük benliğinizi fark ederseniz Adem'e rastlarsınız. Şimdi Adem'le ilgili bir şey konuşmak istiyorum. Benim Adem aktivasyonum var ve ne demek bu? Siz aslında enerji bedeninizde kocaman bir Adem'siniz. Kocaman bir Adem'siniz. Yani bütün alemleri içinizde barındıran ve bütün Adem'in içinde, alem Adem'in içinde olan bir durum var. Şimdi peki Adem alemin, bütün alemi kapsayan bir enerji bedeniniz var. Ve bu enerji bedeninizde de her şey var. Benim dikkatimi çeken şey şu. Peki bu Adem niye Havva ile buluşmak istiyor? Kur'an-ı Kerim'de Havva yok. Doğru. Diğer kitaplarda var. Ama bir Havva kelimesi geçiyorsa bir Havva var. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu nasıl var diye baktım. Bu nasıl var? Çünkü şunu çok da öyle fark ettiğim bir şeydi. Bütün mesela Hint tanrıları, tanrıçaları hepsi Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberin bize getirdiği esma olarak var. Peki bu esmalar Adem ve ben Adem'i yarattım. Aşağılarını en aşağısına attım. Fakat Allemel Esma, yani bütün esmaları, bütün olan biten Adem yazılımında var. Doğru mu? Yani ahseni takvim olarak var olan bir Adem var. Esveli safiliğine doğru gönderilmiş bir yani bir beden içerisinde bunu tekrardan fark etmesi için bir yolculuk var. Peki ben şunu çok merak ettim. Şöyle söylenir. Adem 40 yıl ağladı ve Arafat'ta, yani hac denilen Arafat'ta Havva ile buluştu. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Yani gerçekten soru sormak gerekiyor ve ben bu soruyu sordum. Bu nedir dedim, yani Havva ile, tamam Havva öyle yok fakat Havva ile buluştu diyor. Ne demektir bu? İşte burada çok niye bize daha önce söylemediklerini gerçekten anlamadığım bir şeyle karşılaştım. Şimdi, çünkü bu karşılaştığım şeyi söyle fark ederseniz, neden kadın, dişil enerji, rahimiyet çok çok önemli, bunu anlarsınız. Yani daha doğrusu ben daha önce anlayamamıştım ama şimdi fark ettim, anladım ve bunu şimdi sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi. Arafat denilen, arif olma noktası denilen, yani Adem niye ağlasın ve Havva'yı istesin? Yani tabii ki bizim beşeri zannımız diyor ki o Adem erkek, işte Adem erkek olduğu için işte bir kadın istiyor filan. Hayır. Öyle bir şey olmadığını gördüm. Bunun Havva'nın vav olduğunu gördüm. Yani Kur'an-ı Kerim'de söylenen vav harfine denk geldiğini gördüm. O yüzden Havva diye bahsedilmiyor, vav olarak var. Yani Muhittin Arabi'nin dediği gibi her kim min yolu, her kim farkındalığı vav ile birleşirse o seçkinlerin seçkinidir diyor ve yolu oraya, orada son bulur. Yani bu öyle muazzam bir şey ki orada tamam olur
gibi bir şey söylüyor. Bunu Muhittin Arabi söylemiş. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Adem'in kendi ilk yaratım noktasına dönmesi demek. Wow. Adem bilincinin yaratım noktası Havva. Yani dişil. Şimdi bunu siz fark ettiğinizde bununla ilgili bir başka aktivasyon meditasyon yapacağım. Yani Havva'nın ve Kundalini'den yükselen dişil enerjinin ve Adem'i yaratan Havva'nın ve o Havva denilen yani Vav denilen muazzam noktadan peygamberlerin zuhur etmesi sizin bir dişi yani bedenindeyseniz bunu fark etmeniz çok 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 önemli. Evet, yani şimdi bu gerçekten çok muazzam. Bunu tabii neden hiç söylemiyorlar onu pek de anlamış değilim. Bir yerde gördüm ama bu şekilde görmedim. Fakat yani işte kadın önemlidir. Ya kadın neden önemlidir diyordum. Yani peki önemlidir de yerden yere atılmış yani gibi bir süreç yaşanmış. Ama kıyamet denilen bu zamanda kıyam dini ve peygamberimizin başka türlü kodladığı bir şey bu. Ve bu kodladığı şekilde bu dişil enerji, bu dişil olan sizde çok fazla. Yani ve sizin bu hatta diyorlardı işte yılan soyundan mı Lilith'ten mi işte Havva'dan mı ya enerjinin hareketi başka türlü olabilir. İkisi de bence tamamdır, güzeldir fakat o noktayı bilincimizde açığa çıkması lazım. Ve o noktayla birlikte bizim nasıl bir alana girdiğimizi fark etmemiz lazım. Şimdi boyutsal varlık alanları doğru enerji alanları yani her şey enerji denilen şey yani senin orasına bir şey demiyorum senin hiçliğin ve gerçekten hepliğin ve hepsi fakat çok enteresan bir şey yani bütün fena idrakları yani kendini o wow noktasından ve o wow noktasına biz fark ettiğimiz zaman bu bedenlerle gerçekten en büyük hizmeti hem kendimize hem herkese yapmış olacağız. Bu yaratılış tablosunda. Çünkü bütün evet bütün peygamberleri doğuran kadınlardır. Tabii ki onlarda da bu yazılım vardır. Şimdi oralara gitmeyeceğim. Eğer Hazreti Hatice bir şekilde yani peygamberi tanıdıysa kendisinde var olan bir şeyi tanır. Ama çok bir şey söyleyeceğim. Bir tık daha fazla bir şey var orada. Bunu kadınlara söylüyorum şimdi. Kadın insandır, insanoğlu doğrudur yani ama şimdi burada önemli olan sizin bunun farkındalığına gelmeniz. Bu farkındalıkta ben bunun Ceren arkadaşıma söyleyeyim ben bunu yapacağım Zoom'umda Allah'ın izniyle yapacağım merak etmeyin. Evet, yani zaten sohbetlerle de geliriz ama enerji olarak da bunu fark edip yapacağız. Her şeyin enerji olması demek yokluk demek ama yine de her şeyin enerji olması demek bütün her şeyi zuhura getirmek demek aynı zamanda. O böyle tamam yani atıl durmak demek değil, hareket noktası var hepsinin. Bunu şeyimde yapacağım yani. Zoom'umda yapacağım yani merak etmeyin. Ama ilk önce bunun bir bilgisini paylaşmak istedim. Bu çok önemli. Neresi için önemli? Türkiye için önemli. Depremler için önemli.
Bütün dış güçler gibi görünen, bize doğru gelebilen, bize doğru erişebilen frekansları kesebilmek için önemli. Çünkü bir kadın bu cinsiyetinde her kendi özünde, benliğinde ve enerji alanında neden tamam hisseder? Hissetmeli çünkü. Çünkü çok 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 öte bir şey o yüzden. Bunu inşallah beraber bakacağız ama peki bir kadın bunu böyle yapabildiği zaman erkek olan eril tarafı son derece rahat hareket edebilir, son derece dengeli olur, son derece güzel olur. Çünkü burada gördüğümüz gibi yani gönül alanında sonsuz aşk, sevgi, muhabbet, çünkü kalbin başka bir aklı vardır. Bu da böyle bir şeydir. Ve bu hava alanı ve bu gönül alanı ve kundalini alanı, sen de dişil bir bedenin varsa çok daha kuvvetli ve bunun... Yok, hayır. Eril enerji yüksekse denge... bununla alakalı değil. Eril bir enerjiyi başka bir şey yapmakla alakalı değil. Bir başka noktayı fark etmekle alakalı. Çünkü bütün enerjiler eril dişil herkeste var. Doğru. Fakat kadın cinsiyeti gibi doğanlar kendilerini bugüne kadar ezilmiş, itilmiş, özüne güvenmiyor o gibi duranlar. Burada... bunu sizin böyle hissetmeniz için, yani eksik, noksan, şudur budur, en büyük yalan, en büyük yalan, hatta yalandan da öte bir yalan yani. Gerçekten. Bana şöylesi bir yerde söylemişlerdi. Ne söylüyorsun sen dediler. Ya peygamberi doğurmak ne demektir biliyor musun? Yani hatta yani bu çok daha büyüğü yaşanmıştır. Yani Allah Allah dedim. Yani tamam böyle söylüyorsun da biz niye bunu böyle yaşamıyoruz? Ama bundan sonra böyle yaşayacağız. Bundan sonra. Yani veya bundan önce de inşallah herkes fark edecek. Burada egosal bir üstünlük manasına değil, sonsuz enerji alanlarında kapsayıcılık ve son derece rahatlık ve güzellik manası. Tamam, onlar öyleyse geçti orası. Biz şimdi önümüze bakacağız. Kimseye de o türlü yapmayacağız. Bilincimiz orada değildir. Şimdi bilincimiz burada. Ve bunun neden hep söylenirdi işte eril dişilden, dişil erilden. Tamam da nasıl yani? Evet, Adem'in buluşmak istediği Havva, Vav. Ve Havva enerji alanında Adem bedeninin doğduğu yer. Ve o yüzden o doğduğu yere son derece büyük bir çekimi var. Ve ondan sonra... Adem'den sonra İsa, Muhammed ve diğer bilinçler ortaya çıkıyor. Yani Havva'dan sonra. Böyle. Bunu çok samimiyetle bir paylaşmak istedim. Yani bunu canlı yayında söylemek de istiyorum. Bu herkese büyük şifadır. Herkese. Kadın, erkek ve bu olmadan da bir kadın... cinsiyetinde olan kendisini tamam hissettiği zaman bakın bakalım nasıl oluyor bundan sonra. Gerçekten bu o kadar güzel bir şey. Adem'in yaratıldığı nokta Vav, Havva, yani geldiği nokta. Şimdi biz Adem'i yarattık, işte aşağıların en aşağısına attık deniyor. Fakat orada Havva ile ilgili, evet bunun Vav olduğunu fark edin. Evet, bunun Havva olduğunu fark edin. Yani dişil enerjiden her şeyin doğduğunu fark edin, kabul edin. Bunun şimdi şey diye bir üstünlük veya bir şey olarak değil... Çünkü çok uzun zaman bunda çok aşağılık kompleksi gibi bir şekilde yaşandı. Hayır, hayır diyorum ben şimdi. Bu üstünlük olduğu için de değil ama bundan olduğu için fark edin. Yani Adem'i, eşini dediği şey Adem'in karısı Havva falan değil. Hayır.
eş enerji olarak Adem'den bahsediyor. Öyle bir şey bahsetmiyor. Ama Havva denilen, Vav denilen bir nokta var ve o noktadan bir zuhur var. Ve o yüzden Adem'in çok büyük isteği var. Şimdi bir kadın bedeninde olan bu enerjilerin kendisine çok kolay olabileceğini fark edebilirse, fark ederse, kabul ederse ve yaşarsa, ben buna şahit oldum, öyle diyeyim, şahit olmadığım bir şey pek bana göre olmuyor. Bunu beraber Zoom'da deneyimleyeceğiz, göreceksiniz. Bunda ne yaşadığınız bakarsınız. Ve bu bütün ülkeye, bütün yani mesela işte hep derlerdi, Güney Kore kadınları yetiştirdi, oradan yırttı. Neden derdim yani şimdi ne fark eder? Çünkü bu kadın enerjisinde böyle bir ister istemez bir yumuşaklık, ister istemez daha fazla bir merhamet, ister istemez bir başka durum var. Bu Allah'ın yazılımıyla alakalı Muhammedi olmaması, evet Rahim Esması zaten demek değil ve Rahim Esması çok özeldir. Yani Rahim'den çıkıp hani Rahman'a değil, Rahman zaten şey, bütün Rahim, şöyle de görebiliriz, bütün kuantum alan Rahman ve Rahim'dir. Fakat bunu deneyimlemek önemli. Siz kendi indinizde deneyimleyip şahit olun. Bunun bir üstünlük taşımadığını, çok fazla muhabbet taşıdığını ve çok fazla sizi rahatlatıp, genişletip büyüttüğü için sizin de böyle durabildiğiniz her an alemlere rahmet olarak yansır. Bunu hiç unutmayın. Böyle. İşte bunu biraz paylaşmak istedim. Vav için Muhittin Arabi'nin söylediği laf çok önemli. Vav'a ulaşanlar seçkinlerin seçkinidir diyor. Ve yolu böyle tamamlarlar diyor. Evet, böyle bir dişil enerji için bir şey söylemek istedim. Benim kafamdaki yok Lilith'ti, işte Reptilian'dan geldi, işte şeydi, Havva'ydı, iyi yerden. Yani bütün bunların bir karmaşası vardı. Ben çok bunları eğitimine öyle bakmış biri değilim. Ama şimdi, tamam Kundalini biliyorum. Havva'yı pek yani öyle yapmıyordum ama şu anda dedim ya ne kadar güzelmiş, gerçekten bir teşekkür ettim. Tabii ki bütün her şeyin bir yeri var, siz fark edene kadar, zevk edene kadar. WhatsApp grubuma katılabilirsiniz, telefonunuzu yazın, ben sizi alırım. Yani bu fark edilmesi, daha sonra deneyimlenmesi, o zaman gerçekten siz bütün enerji bedeninizle nerelere kadar ulaşabildiğinizi hayret edeceksiniz. Yani ediyorsunuzdur zaten, ondan hiç şüphem yok. Ama hadi daha çok dişi vücudunda olanlar, buna fark edin, çünkü muazzamsınız. Zaten her biriniz bir zerre olarak muazzam, hiç benzer değilsiniz, harikuladesiniz. Bu çünkü yaratım noktasından, özünüzden açığa çıkan şey. Ama bir de buradaki rolünüzdeki muazzam genişliği fark ettiğiniz zaman, yaratımın sizin enerjinizden çok kolay olduğunu fark ettiğiniz zaman. Şimdi bu enerjiyi uyandıracağız. Uyandırdık bile zaten de. Yani bunu göreceğiz. Nasıl yaşadığımızı da göreceğiz. Ve bu bizim bir sürü şeyi
kolaylıkla dönüştürmemizi sağlıyor. Çünkü neden? Adem bedeninde ne var demiştim ben size. Bütün esmalar var. Adem aktivasyonunda durun. Adem bir şey akıtıyor bu bedene. Bu bedene akıttığı şeyi kendi bu bedene ne lazımsa tamamlıyor demiştim ben size. Ve bunu deneyimleyin. Bana inanmayın. Deneyimlediğiniz zaman göreceksiniz. Fakat havasız olmuyor şu anda. Hayır, vavsız olmuyor. Gerçekten. Vav'ın ebced değeri 40'sa sizi anda fena fillah eder. Yani gerçek bir makamdır yokluk ama aynı zamanda kapsayıcılık, aynı zamanda bütün peygamberlerin sizden aşkla doğuşu demektir. Bunu inşallah birlikte deneyimleriz diyorum. Çünkü bunu fark ettim. Öyle. Bu çok öyle. Bu sizin kapasiteniz, yani doğal kapasiteniz bu. Maalesef dinler veya işte din diye anlatılan bir sürü hikayeler, yok öyleymiş böyleymiş, kadın erkeğe şuymuş. Hayır, alakası yok. Yani gerçekten yok. Bütün öğrenilmiş kavramlar bir kenara, bu enerjilerin böyle yaşanabilmesi sonunda gerçekten burada genişleyebilmeniz çok önemli. Ben size hep şöyle söylüyorum. Alnınıza bir şey yazın, büyütün, kocaman olsun, değil mi? Bu benim metodum, evet. Sonradan öğreniyorum ki burası Jüpiter'le ilgiliymiş ve Jüpiter büyütürmüş. O yüzden aklınıza gelen şeyleri, eğer bir sıkıntılı bir şeyse anda fark edin, yollayın. Ama Nur Muhammedi, Habibullah ve şimdi bakalım bu vav harfini nasıl yapacağız? Onu kocaman yapın, büyütün ve size etkisi o olsun. Böyle bir şey var, durum var. Çünkü sizin başka bir şeyinizle de alakalı olduğunu gördüm bu vavın. Yani direkt üçüncü gözle alakalı. Evet. Ve üçüncü, şimdi ben çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü söylendiği zaman kodlanıyor. Bunu kodlamak yerine deneyimleriz, beraber yaşarız ve görürüz diye düşünüyorum. Bunu söylemek ihtiyacını duydum bu acılı günlerde. Türkiye'nin bir daha, yani şimdi şöyle söyleyeyim, çok celalli de konuşanlar var. Ama Cemal'den de olabilir. Cemal'den olabilmesi için bu bilinç değişikliğinin, şuur halinin, bunu sizin fark etmeniz lazım. Sizin ne, kim, nasıl olduğunuzu bu alemde, nasıl muazzam olduğunuzu, rahimiyetinize, rahimiyetin şöyle bir şeyle de ilgisi. Vav diye yazın. Tamam, yazın. Yani bunu konuşuruz istiyorsanız. Bu hani kızıl elma denilen bir şey var. Şimdi ben bu kızıl elmanın ne olduğunu ben yine çok ilgilenmediğim için bilmedim. Fakat daha sonra bunun Mars gezegeniyle alakalı olduğunu, en alt şakramızla alakalı olduğunu ve bunun negatif ve pozitif yaşanabileceği gibi bir önüme bir bilgi geldi. Tamam, yani Adem bedeninde aziz olan bir durumda, eğer siz beşeri sistemdeyseniz sizi aşağı çeker ama Adem sistemindeyseniz bu size kapıları açar, ölümsüzlük şeyini de yaşarsınız. Ama bu kadarı da yetmiyor. İnsan çok komplike bir varlık. Gerçekten muazzam komplike bir varlık. İşte kundalinisi var, şakraları var, letaifleri var, hücreleri var, DNA'ları var derken osu var, şusu var. Yani ve etkilendiği bir sürü şey var. Yok, genetik kodlar var, dışarıdan etkiler var. Veya gördüklerine kanması var. Kendi özüne gelebilmesi için bir sürü önüne set koyan şeyler var. Mesela bu bildiğim bir bilgi değildi. Fakat kadın bedeninde olan çok değerli bir şeyi durdurmak için
çok uzun süre kadınları böyle atıllaştıran algılar yaratıldığı söylendi. Buna şahit değilim ama olabilir, bilmiyorum. Çünkü senin bu Adem'in yaratılma noktasıyla bağlantını veya yani erkek hep üstün olmalı gibi bir şey. Kimse üstün falan değil. Fakat enerjetik açıdan bakıldığında rahimiyet enerjisinin tamamlanması, fena idrakının gerçekten tamam olması için Vava, Havva'ya ihtiyaç var, gönüle ihtiyaç var, kundaliniye ihtiyaç var ve bunun en kolay aktifleşeceği bir şey Adem'in yaratım, Adem'in çıktığı nokta, öyle diyeyim yani, bu daha güzel. Bununla ilgili bir fark ediş alanınız olduğu vakit kimse kimseden o türlü üstün değil, işleri güçleri biraz farklılık olabiliyor. Şimdi bu noktada tabii ki bizim eğer bu alanda seyrimizde bir daha böyle bir olay yaşamak istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Ben istemiyorum ve çok da buna ihtiyacımız kalmadığını düşünüyorum. Bir kişinin, iki kişinin, beş kişinin, on kişinin ihtiyacı bittiğinde bütün bilinçlere böyle suya bir şey taş attığınız zaman büyüdüğü gibi gidecektir, olacaktır. Hiç ya Arapça falan değil. Onu Zoom'da yaparız. Ben şu anda onu o türlü yani ben nasıl yaptım öyle söyleyeyim. Havva yazdım, Havva. Vav çünkü. Ve onu benim yaptığım sistemle büyüttüm ve içinde kaldım. Ve ne kadar güzel olduğunu gördüm. Çünkü şunu biz çok iyi biliyoruz. Yani düşündüğümüz şey madde oluyor. Doğru mu? Evet. Düşündüğümüz şey his de madde oluyor. Frekans da madde oluyor. Şimdi bizim frekans olmamız ne demektir? Hiçlikte olmamız demektir. Yani hiçliğimizi kabul etmemiz demektir. Fark etmemiz demektir. Hiçliğimizi fark ettiğimiz ne demektir? Bizim ademiyetimizi kabul etmemiz demektir. Ama şimdi lütfen ilk önce Havva. Evet. Evet. Yani bu enerjetik yani kuantum boyutunda Havva'lığınızı bir aktive edin. Ademiyetinize eyvallah. Nur-u Muhammed, ışık DNA tabii ki var. Ve buradaki bu beşeri sistemdeki bedenimize olan yayınını fark edin istiyorum. Hiç başka türlü buna şahit olun. Bunu çok zevkle olduğunu görün. Sizden açığa çıkan bu Allah'ın matriksi olan bu yazılımdaki bu şey size sonsuz bir zevk olarak yani dönsün ve bu ne demektir? Bu 350 bin kişinin belki daha şifası demektir. Şu anda bütün Türkiye'nin bu şifaya ihtiyacı var. Hadi diyorum ben. Öyle. Aa, benim de adım Havva diyor. Bu aktive etmek şöyle bir şey. Neden aktivasyon diyoruz biz bunlara? Çünkü bu matrikste var. Bu matriks Adem. Bütün alem Adem'in içinde. Doğru mu? Tamam, bu Adem'in içindeki bütün alemdeki bütün... Biz bu esmalara bakıyoruz bu Adem'in içindeki. Ama... İlk önce Adem'den önce yani Adem noktasının ilk önce Havva, sonra Adem, şimdi öyle oldu. Ve Havva'nın, Havva kelimesi, Vav kelimesi, bu şimdi size yüksek benliğiniz, özünüz ne açacak onu siz bileceksiniz. O zaman benim yaptığım yöntemle şöyle bir şey yapacaksınız. Hadi burada yapalım, öyle kapatalım o zaman. Bunu bir deneme olarak yapalım. Gözlerinizi kapatın. Alnınıza Havva yazın. Şimdi bu kelimeyi, Havva kelimesini ışıklandırın.
Işıklandırdığınız bu Havva kelimesini büyütün. Ve size bu bedende nereyi işaret ettiğine bakın. Ne hissediyorsunuz şu anda veya nereyi gösterdi? Nereyi hemen gösterdi? Ve Havva kelimesini bulunduğunuz oda kadar yapın. Ve ışık ışık bir hava olsun bu matrikste. Ve bu hava enerjisinin size ne yansıttığına şu anda bakıyoruz. Hava kelimesi bütün odada dönmeye başladı ışık ışık. Alnımızda tekrardan görüyoruz. Başımızın üzerinde şu anda görüyoruz. Hava kelimesi beynimizde. Bu bedenin bütün hücrelerine doğru akmaya başladı. Hücrede olan, alemde olan aynı şey. Hava enerjisinin ve kelimesinin epifiz bezimizde görüyoruz. Wow kelimesi olarak da görebiliriz. Havva olarak gördüğümüz zaman H harfi bütün DNA'ları simgeliyor. Ve üçüncü gözümüzden hipofiz bezimize akıyor. Akan bir su var Havva ile birlikte. Havva kelimesini ışıklı bir şekilde görüyoruz. Hipofiz bezimizden vagus sinirimize ve bütün hormonal yapımıza akıyor. Kadın, erkek hepimize. Bütün hücrelerimiz, DNA'larımız, RNA'larımız ve bütün bedenimizin hücreleri Havva oldu. Bütün organlarımız, hatta bu Havva ile Vav'dan bize açığa çıkan enerjiye gark oldular. Bütün bedenimiz bu enerjide yok oldu. Bütün auramızda ve DNA'larımız bununla kocaman oldular. Alemler kadar oldu ve şimdi Adem ismini görüyoruz. Alemlerin, galaksilerin üzerinde kocaman bir Adem ismi var. Ve bu bizim bedenimiz. Bu bizim enerji bedenimiz. Hak yarattı alemi uğruna Muhammed'in ve Adem'den önce vardım dediği Nur-u Muhammed'i şimdi. Havva, wow, şimdi. Ve Adem görüyoruz. Ve Nur-u Muhammed'i Havva ve Adem'den bütün aleme galaksilerden yayın oluyor. Ve bulunduğumuz memlekete, şehre ve odaya geldik.
Hak, Nuru Muhammedi, Havva ve Adem'le birlikte, bütün bu enerjiler bizimle birlikte. Bütün auramız, DNA'larımız akıyor. Su gibi. Bu enerjiler ne yapacaklarını biliyorlar. Nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Ve etrafımızda dönüyorlar. Ve bu bedeni olduğu gibi kaplıyorlar, kapsıyorlar ve bütün hücrelerine Hak, Nuru Muhammedi, Işık DNA, Havva ve Adem olarak varlar. Bu rahatlık ve bu enerjinin güzelliği bütün ülkeme yayılsın. Bütün ihtiyacı olan, zorda kalanların hepsine kaplasın. Bütün ülkemin, memleketimin topraklarına, karasına, suyuna, havasına, her yerine, havayı söyledik zaten. Her yerine kaplasın. Ve Hak kendi ismiyle bütün acıları aşka, muhabbete, güzelliğe çevirsin. Ve Türkiye'min üzerinde Hak yazısını ışıl ışıl görelim. Bütün denizlerinde de görelim. Tekrar bulunduğumuz odaya gelelim. Gözlerimizi açalım. Hakk'a teşekkür edelim. İyi misiniz? İyi miyiz acaba? Tamam. Evet arkadaşlarım, bu Havva Vav ilişkisi, yani Vav bir manada burası ve Havva da böyle ve bu ilişkiyi beraber fark edelim, zevk edelim diye düşündüm. İyi misiniz? Hissettiniz mi? Tamam. O zaman şimdi bu yayını kapatayım, kaydedeyim. Dinleyen herkese de bu aynı zamanda gitsin. Ama dişil enerjinin muazzamlığı ve wow olması. Eyvallah. Tamam. O zaman şimdilik kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum.